Çocukların pek çoğu dinozorları sever. Ama şu bir dinozorları çok seviyordu. Odasının duvarını dinozor posterleriyle kapladı. Kendisine dinozor şeklinde yastık ve dinozor desenli yorgan aldırdı. Elindeki en güzel oyuncakları dinozor oyuncaklarla takas yaptı. Hatta kendi ismini değiştirip Dino yapmak için mahkemeye başvurdu. Aklında hep dinozorlar vardı. Onları görmek istiyordu abisine dinozorların yanına götürsene beni dedi. Abisi ise alaycı bir gülümsemeyle 65 milyon yıl geç kaldın canım dinozorların nesli tükendi diye cevap verdi. Şu bir şaşkınlıkla nesli mi tükendi o da ne demek diye sordu. Abisi ise tükenmiş işte ben de tam olarak bilmiyorum deyince şu bir çok şaşırdı odasına gitti ve düşünmeye başladı. Hmm, nesli tükenmiş. Ne demek acaba? Artık yoklar demek istiyor galiba. İyi de o kadar büyük hayvanlar nasıl yok olur? Nereye gitmiş olabilir? Diye düşündü. Sonra birden buldum. Belki bir yerlere saklanmışlardır. Belki de dünyadan sıkılıp başka bir gezegene gitmeye karar vermişlerdir. Belki de okyanusların ortasında ıssız bir adaya yerleşmişlerdir. Olamaz mı? Ablası kardeşinin düşünceli görünce neyin var diye sordu. Şu bir üzülerek hiç iyi değilim. Dinozorların nesli tükenmiş. Ne demek ki bu? Yoksa onlar öldüler mi? Ablası gülümseyerek evet canım doğru tahmin ettin. Dinozorlar öldü ama üzülme bir yandan da hala yaşıyorlar dedi. Nasıl oluyor o abla hem ölmüş hem yaşıyor diye sordu Şubi. Ablası Şubi'ye sarılarak dinozorların nesli tükendi ama onların yakın akrabaları hala yaşıyor dedi. Şubi şaşkın şaşkın nasıl yani dedi. Ablası devam etti. Yani o kocaman dinozorlar nesilden nesile değişmişler ve bugünkü kuşlara dönmüşler. Ben de şu badap çocuğun söylediği Dino'nun şarkısından duyunca araştırmıştım. İstersen anlatayım. Şu bir heyecanla anlat anlat diye zıpladı. Ablası anlatmaya başladı. Çok uzun zaman önce dinozorlar hayattayken uzayda dolaşan bir göktaşı dünyaya çarpmış. Her yeri kaplayan tozlar yüzünden güneş ışıkları dünyaya yeterince ulaşamamış ve hava soğumuş. Bitkiler de güneşsiz bir hava olmadan varlıklarını sürdürememişler. E tabi karınlarını bitkilerle doyuran dinozorlar da. Sonra onları yiyerek beslenen, yani et yiyen dinozorlar da. Yalnızca gagaları olan dinozorlar hayatta kalabilmiş. Şu bir merakla "E ee, nasıl hayatta kalabilmişler?" diye sordu ablasına. Uzun gagalarıyla toprağın altında kalan yiyeceklere ulaşabilmişler. İşte bu gagalı dinozorlar milyonlarca yılda değişim göstererek bugünkü kuşlara dönüşmüşler. Ablası bunları anlatırken şu bir çoktan uykuya dalmıştı. Kim bilir ne rüyalar görüyordu. Dinozor mu, dinozor mu bilemedim. Dino dedim adına. Sabah uyandığında dünkü gibi üzgün değildi. Çok mutlu ve heyecanlıydı. Sokağa çıkıp şarkı söyleyerek, kuşlara gülümseyerek yürüdü. Dün ablasından öğrendikleri ona çok ilginç geliyordu. Bunu herkes bilmeliydi. Heyecanla gördüğü ilk parka koştu. Biliyor musunuz? Dinozorlar, kuşlar ve biz akrabaymışız. dedi. Diğer çocuklar şaşkınlıkla Nasıl yani? Anlamadık ki. dediler. Hadi bakalım. Şu binin yerine geç. Sen olsan Nasıl anlatırdın hikayeyi?